Şimdi Burak'ın yanına gidiyorum. Far ampullerini LED yapmıştık. O çok kolay zaten. Yalnız far ampulünü de LED yapacağız. Burak'la beraber LED ampulleri aldık. Şimdi Burak beni garajda bekliyor. Garaja gidip LED takma işlemlerini yapacağız. Tabii ki bunun videosunu da çekeceğim. Ben araştırdım, sağ olsun Facebook'ta arkadaş yardımcı oldu. 4 tane vida var dedi, onları söküyorsunuz dedi ama daha anlaşılır olması açısından ben videoyu da çekeceğim. Her zaman yaptığım gibi. Çünkü böyle işlemlerin videoları genelde olmuyor ve Türkçe içerik olarak olmuyor. Ben de elimdeki motorlara elimden geldiğince yaptığım işlerde video çekiyorum ki kendisi motorda bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar yapsın. Çünkü bu zevk işi, kimse zevkinden mahrum kalmasın. Bugün 24 Haziran Cumartesi, Ramazan Bayramı arifesi. İstanbul'da kimse kalmamış. Yollar bomboş. Saatte 6:20 geçiyor. Normalde burası full çakılı olur. Yandan geçeriz böyle ama bugün iyi. Yalnız çok sıcaktı. Bugün birkaç işim vardı, onu hallettim. Dışarı çıkıp montla kaskla piştim. Resmen piştim. Akdeniz bölgesinde ve doğu bölgelerde motor kullanan arkadaşlara Allah sabır versin diyorum ya. Bizde böyleyse bunlarda kim bilir nasıldır. O memleketlerde kask takmak, mont giymek de bir sıkıntı ya. Ben burada acaba montu çıkartsam mı diye düşünmedim de değil yani. Ki sahilde yani 20 tane motor gördüysem 18'inde mont yoktu. Tişörtle biniyorlardı. Sağlıklı değil tabii, düşseniz büyük sıkıntılar yaşarsınız ama arkadaşlar devam edeceğiz. Var değiştirme videosu devam ediyor. Selam arkadaşlar. Bahsettiğim gibi ledlerimizi takacağız. Normal ampulü çıkartıp bu kafayı çıkartmak için, daha doğrusu aşağı doğru açmak için sağ olsun Facebook'ta bir arkadaş yazmıştı. Şuradaki ellenleri gevşet, daha doğrusu şunun ikisini çıkart. Bunları, şunları da gevşet, aşağı iniyor demişti. Şimdi bir bakalım. Şöyle bir set kullanıyorum ben. Bitwin'in. Şuradan açıyoruz. Kanka sen kafayı tutsana, düşmesin sana zaten. Kafa düşünce zarar vermesin diye, değer diye bez koyduk aşağıya. Şöyle alıyoruz. Nereye koyacağız bunu? Şöyle koyalım. Şimdi bu tarafa da geçelim. Şunu da açalım. Üç saniye ya.
Ayarlayabiliyorsun onu kanka ya. Ayarlıyorsun da ayarlama yeri değişik bunun. Elinde kalır. Bu daha uzun ya. Baksana döndür döndür çıkmadı. Yok o aynı. Değişik. Şunu bir gevşetelim biraz. Kanka yukarıdan baksana aşağı doğru gelecek mi? Çekince geliyor yazıyordu. Arkadaş. Tutuyorum. Şöyle oynatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yok. Yok mu? Taş gibi yani. Baksan mı istersen hiç gelecek gibi değil. Acaba arkada... Geliyor. Biraz sert yapmam gerekiyor. Sertmiş. Hah aynı tip abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kafayı açtık. Bizim farımız şuradan biraz çıkıyor. Biraz daha gevşetsen abi çok sıkıyor. Şuradan çıkıyor. Bir dakika. Kanka tut da tamamen düşmesin. Şöyle bir gevşetelim gevşet, biraz daha. Rahatlasın. Şurayı daha delelim. Düşmesin ama oynak olsun. Aynen. İndir bakayım iniyor mu? Bence o kadar kanka. Bu kadar. Ya buradan çalışırız ya. Dayanıyor çünkü. Buradan çalışırız. Arkadaşlar bunu çekerken yapamayacağımız için biz bir halledelim şu işi. Şunu direkt çıkartacağız. Soketleri çıkarttıktan sonra soketleri çıkartıp deneyeceğiz. Videoya devam edeceğiz biraz sonra. Arkadaşlar açtık. Şu iki soketi söktük. Şu kapağı çıkarttık. Normal ampulünü çıkarttık. Şunu takacağız. Bu ledler biraz değişiyor. Farklı olabiliyor. Şu kafasını çıkarttık onun üstünden. Şimdi bunu böyle mi yerleştiriyoruz, o, ters mi? Böyle değil mi? İki kısa bacak aşağıya inecek abi. Yok yok, bu taraftan mı yoksa böyle mi koyacağız? Öyle koyacaksın. Böyle. Aha. Kalın olan yukarı bakacak. Tamam, tek kalın yukarı bakacak şu. Tamam. O sana doğru bakacak. Ha. İşte bu sıkıntı. Şöyle oturttuk. Yani bunu da böyle takacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle bir abi saniye bir kanka. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bu buradan çıkıyor ya. Bunu çıkardın zaten. Ne çıkıyor? Yok çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu takacağız. Yani size burası nasıl açılıyor, nasıl takılacak onu göstermek için. En sonunda şunu şöyle kapatıp devam edeceğiz şunu takmaya. Ya her led farklı olduğu için bunu takmayı göstermeye gerek yok zaten. Zaten nasıl takılacağı da belli. Dümdüz yerleri var. Şuradaki çentikleri görüyorsunuz. Şunları. Onlar da şuralara giriyor. Çeviriyorsunuz. Oturuyor yerine. Kapatırken de gösteririm. Nasıl kapanıyor. Sonradan videoyu bitiririz. En son denemeyi yaparız. Bakarız. Taktın mı? Taktım da. Çıkarmamız lazım bir de. Plastik orada mı? Plastik orada. Sen oturt abi plastiği. Plastiği normal ampulü takar gibi telini geçirmemiz. Biliyorum lazım. Geçirmedim zaten. Olur, göstereyim olur. Diye. Yok oğlum bizim. Leti takmakta çok bir şey yok. Tamam. Heh. Şöyle iki yuvayı oradaki kanala. Oradaki kanallara sokuyoruz. Tabi her led böyle değil arkadaşlar. O yüzden. Tabi ledi ters de takmamak lazım. Şu üçgen kısmı bunda tabi geçerli. Üstte kalacak. Tek kısmı altta kalacak. Tek uzun. Aynen. Evet, şu anda tamam. Piramit gibi duruyor. Kanka şunu bir tak bir deneyelim hemen. Soketleri de tabii ki takmamız gerekecek. Çünkü far şu yeşil olan. Değdirsen yetiyor kanka. Yok değdirme abi. Sakat olur. Tam geçsin. Tamam tam geçirdi. Parmağıma geri de. Şunu da takalım. Ne onu da geçir. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi. Bir çalıştıralım motorumuzu. O kalsın orada ya. Sıkın. Şu ısınıyordu o yüzden. Evet. Ledimiz yandı. Selektör aşağıda. Değil mi? Tamam. Yani böyle montaj bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradaki ve şuradaki vidayı söküyoruz. Şu alttakileri gevşetiyoruz. Ondan sonra şuradaki kapağı buradan çıkartıp içerisinden farı, normal içerisindeki farı alıyoruz.
takıyorsa ona istediğimiz kolu takıyoruz. LED olsun, normal olsun fark etmiyor. Ondan sonra da devam ediyorsunuz çalıştırmayı zaten gördüğünüz gibi. En sonunda bunu kapatırken de çekeceğim. Şimdi bizim birkaç işimiz var, onları da halledelim, ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar taktık farı. Yerlerine oturttuk. Şuradaki vidaları sıktık tekrardan. Şimdi açalım kontağı. Ha bu arada şuradaki ledleri değiştirmek istiyorsanız bu çok kolay. Elinizi altı sokuyorsunuz şu arka tarafa. Arka taraftan söküyorsunuz. Normal şu. Şurası görüyorsunuzdur. Şunu çıkartıyorsunuz. Bunu da buradan led'e takıyorsunuz, o kadar. Zaten farda nasıl değiştirdiğimizi gördünüz. Şöyle bir açalım. Şöyle. Böyle aydınlatıyor. Gayet güzel. Bu da selektör. Vallahi gayet güzel oldu. Şimdi hangi led'i taktığımızı da gösterelim size. Tanka getirir misin? Olay bu. Kapattık. Şöyle şey yapalım kanka. Biz bunu aldık. 8000 lümen, 72 watt. Elimizde bir tane var. Şu. Bunu da isteyen olursa. Yani normalde bu araba için ama biz motora taktık. İsteyen olsa bana yazsın. Bir tane elimizde fazladan var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Burada da Burak'ın 250'si var. KTM 250. Ama benimki halojen farkı. Halojen. O normal sarı yani. Ona da Nightbreaker alacağız. Bakalım. Bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.